Merhaba fizyoterapik yorumların değerli sahipleri. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Duyu-algı motor bütünlemesi ve bu konuda Ruki Turan Genç meslektaşım. Aynı zamanlarda mezun olduk. O da yaklaşık 30 yılını bu alana verdi. Çocuklarla bu alandaki çalışmalara verdi. Onu konuk etmekten dolayı çok memnunum. Hoş geldin demek istiyorum Ruki'ye. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün Ruki Hocam'la duyu-algı motor bütünlemesi hangi alanlarda bizim fizyoterapistlerin kullandığı bir enstrüman? Bunun yanında floor time gibi yine duyu bütünlemesine ilgili hangi yaklaşımlar var? Fizyoterapistlerle ergoterapistler nerede ayrılıyorlar? Rehabilitasyon ekibinde bu birliktelik nasıl gerçekleşiyor? Ve biz bu yeteneklerimizi özellikle hangi grupta başarıyla uygulayabiliyoruz? Otizm, disleksi ve diğer hiperaktivite gibi durumlarda nasıl biz bu uygulamaları yapıyoruz? Bunları konuşacağız. Tabii ki çok heyecan verici çünkü duyu-algı motor bizim için önemli bir enstrüman ve bu konuda çok az fizyoterapist var. Ben şimdi çok konuşmak istemiyorum çünkü Ruki Hocam'ın anlatacakları çok değerli. Hemen sözü ona bırakıyorum ama önce kendisini tanımak isteriz. Evet hocam, sizi tanıyabilir miyiz? 1991 Hacettepe Fizik Tedavi Rehabilitasyon mezunuyum. Mezun olduktan sonra hep pediatride çalıştım, pediatrik rehabilitasyonda ve bir yaklaşık 12 yıl boyunca o zaman tabii baba terapisi bu şekilde anlatılmıyordu. Onun alt basamakları ile ilgili pek çok kursu aldım, manuel terapiyi aldım. 12 yıla yakın CP üzerinde çalıştım. Fakat bu süreç içerisinde şeyi de gördüm, hani cerebral palsy fizyoterapistin bedensel olarak çok yıprandığı bir dal aynı zamanda. Mesela iki yerde fıtığım, işte omuz kapsülümde yırtık var. Öyle olunca ayrıca bu çocukların bu yaptıkları şeyleri dışarıda çok iyi yansıtamamalarından dolayı bir araştırmaya doğru girince 2004 yılında bu duyu bütünlemeyle ilgili kursları almaya başladım. Zaten orada o kursları almaya başladığımız zaman evet bir süre CP'de de bunu uyguladım ama duyu bütünlemeyle birlikte çalışma alanımız genişliyor. Ve orada hiç fizyoterapi okula giderken de bilmediğimiz üniversitede dallarını öğrenmeye başladım. Bir yaygın gelişimsel bozukluk, işte otizm, onun yanında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, işte özgür öğrenme güçlüğü, normal gelişim olup bir sürü sıkıntı çıkan çocuklar olduğunu görünce ilgilendiğimiz alan çok fazla genişlemeye başladı ve duyu bütünlemenin o keyfini aldıkça, o kalıcılığını gördükçe çok rahatlıyorsunuz. Cerebral palsy'de tabii ki her alanda fizyoterapi çok kıymetli ama bu uygulamaları yaptığınız alanda çocuğa doğru dokunduğunuz zaman gerçekten hayatları değişiyor. Ve onları topluma kazandırma şansınız çok fazla önünüzde. O yüzden ben pek çok arkadaşımın da bu dalda ilgi duymasını ve çalışmasını çok isterim. Evet. Peki siz bu alana ilgi duyduğunuzda bu yaklaşımların çocukta nasıl etkilerini gördünüz? Ayağımızı hangi temellere basıyoruz bu yaklaşımda? Şöyle söyleyeyim, ben hep şey diyorum, alet çantası gibi düşünün. Fizyoterapi benim olmazsa olmazım. Çünkü kas iskelet sistemini bilmek, motor cevap olan her yerde bence fizyoterapi vardır. Alet çantanızdaki fizyoterapiyi alıyorsunuz. Diğer yandan duyu bütünlemeyle şunu görüyorsunuz. Dünyayı çocuk hangi sistemleriyle nasıl algılıyor ve oraya hangi duyguyu katıp nasıl cevap veriyor? Hani biz hep cevap vermenin o motor kısmını görüyoruz. Oysa da o motor kısma kadar gelen kısmı size duyu anlatıyor. Yani o çocuk onu neden öyle algılıyor? Yani bir otizm spektrumunda olan bir çocuk niye sesten o kadar rahatsız oluyor? Çünkü duyusal sistemindeki o hassasiyetten dolayı sistem ona izin veriyor. Çocuk hassasiyetten oraya duygu olarak tedirginliğe ekleyince cevap olarak motor cevabı ne oluyor? Kaçınmak oluyor ya da sizi itmek oluyor. Yani hem de duyu bütünleme pek çok şeyin size temelini veriyor. Ama orada bir de duygu denilen kısım çok kıymetli. Bu CP'de de öyle. Yani mesela cerebral palsy'li bir çocuğa germe yapıyorlar ya da nasıl diyeyim gevşeme tekniği yapıyorlar. Ama o çocuğun duysal sisteminin içinde bir
görsel hassasiyeti varsa çevredeki bir kişinin hareketliliği ya da işitsel hassasiyeti dışarıdaki bir kornanın sesi sizin orada yaptığınız bütün gevşemelerin yok olmasına neden oluyor. Dolayısıyla duysal sistemi bilmek her alan için sizin için çok kıymetli ama hani çok yaygın olarak kullandığı alan hani bu yaygın gelişimsel işte öğrenme güçlüğü ama bunu siz yetişkinde de kullanabilirsiniz. Hani yetişkin bir kişi de belki işitseli çok iyi olan bir kişi. Siz onunla sohbet ettiğinizde çok rahat anlayabilir ama farz edelim de o yetişkinin görseli çok iyi. Sizin söylediğinizi anlamayıp belki de o hareketi anlattığınız zaman sizi daha iyi algılayacak. Dolayısıyla onunla ilgili temel bilgileri bilmek bence fizyoterapinin her alanında sizin işinize yarayacaktır. Evet. Çok güzel anlattınız hocam. Bu duygular, bu fizyoterapistin aile çantasındaki bu söylediğiniz yaklaşımları kullanırken tabii ki onun bütünsel olarak bakıyoruz, biyopsikososyal evet. olarak bakıyoruz. Ve o kişinin bütün duyularına hitap ediyoruz. Taktil duyularından işte proprioceptif ve diğer beş duyu organına da hitap eden yaklaşımlar var. Peki siz bu alana girdiğinizde hangi eğitimleri aldınız ya da siz çıktığınızda biraz önce bahsetmiştiniz. Hangi alanlarınızı desteklemeniz gerektiğini düşündünüz? Şöyle bir şey, duyu bütünlemeyi aldıktan sonra şeyi hissediyorsunuz. Yani diyorsun ki evet tamam bu çocuk bu sistemleri algılıyor. Ama bu sistemlere bir şeyleri katarken ne hissediyor? Ya da orada çocuk seninle birlikte mi? Şimdi duyu bütünleme terapisini yanı sıra aldıktan bir süre sonra ben şeyi fark ettim. Ya tamam ben bu çocuğun sistemlerini biliyorum da ben bu çocuğu sakinleştiremiyorum. Ve benimle birlikte değil, birlikte olmadığı için benim söylediğimi anlamıyor. Ve orada bir iletişimde sıkıntı yaşadığımızı fark edince araştırınca floor time'ı öğrendim. Yani floor time de bu arada fizyoterapistlerin yine çalıştığı bir alan ve hani bununla ilgili kursları veren insanlar da fizyoterapistler. Bunu özellikle söylemek isterim. Floor time bana bir çocuğu sakin tutup onunla ortak bir birliktelik oluşturup onunla iletişimi yakaladıktan sonra ona öğretmek istediğin şeyi verebildiğini gösterdi. Dolayısıyla her şeyle bakmanız gerekiyor. Kendinizi ne kadar çok donatırsanız o kadar kıymetli. Yani bu yalnız şunu da söylemek istiyorum. Burada çok kıymetli bir şey daha var, tecrübe. Şimdi ben her arkadaşıma şunu söylemek isterim. Duyu bütünleme ya da başka bir kursu almadan önce lütfen önce bir deneyim edinsinler. Yani gerçekten çocukla mı çalışmak istiyorlar? Böyle bir dalda yapabilirler mi? Onun için kendilerine bir iki yıl versinler. Bu bir iki yılın sonunda en azından bir çocuğu susturmak ne demek? Nasıl susturuluyor? Ya da o çocuğa o hedefe ulaşmak için ne yapmalı? Nere mi eksik? Nerede yanlış yapıyorum? Ya da neresi eksiği anlayabilmesi için bir tecrübe edinmesi gerek. Sonra o kurslara gittiyse ama o kursta verilen şeyi daha iyi anlayıp taşları oturtabilirler. Sonuçta tıp kursların hepsi çok da pahalı ve çok zaman alan kurslar. Benim herkese önerim önce bir tecrübe edin. Bir sakin olun, bir iki yıl bir çalışın. Bir bakın bakalım size o dal uygun mu? Ondan sonra bu kurslar kısmına doğru ilerleyin. Hocam sizin duyu algı aktivite merkeziniz var ve sizin evet. sitenizi incelediğimde yazılarınızı da okudum. Özellikle şu ibare çok hoşuma gitti. Çocuğun liderliğini kabul ederek ona yaklaşım evet. geliştirmek ve onun bakışıyla, onun dünyayı duyumsayışıyla o yolda ilerlemek ve onu öğretmek istediklerinizi samimiyetle öğretmek. Bu çok önemli bir yaklaşım ve fizyoterapistler özellikle bize biraz önceki saydığınız dallarda yani disleksiyede, otizmde ya da öğrenme güçlüğünde çok uzak kaldıkları yani uzak durdukları bir alan. Bunları bildiklerinde neler yapabileceklerini, nasıl motor aktiviteler çıkarabileceklerini hayal ediyorum ve müthiş bir şey hocam. Gerçekten sizin söylediğiniz o deneyime katılıyorum. Bunu gidip kursta bir hafta, 10 gün, bir ayla öğrenecek bir tarafı yok. Ne dersiniz hocam? Bence hep şunu diyorum. Hepimiz üniversiteye gittik. Hepimiz mezun olduk. Ama hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. O kursa da ben katıldığımda 2004'te 100 küsürü insan vardı. Ama onu uygulayan fizyoterapist sayısı 2-3. Yani ona bir yatkınlığı
yapmanız ve görmeniz gerekiyor. Gerçekten istediğiniz o mu? İstedikten sonra o bilgiye ulaşmanız gerekiyor. Ama bu bilgi içinde hani tecrübeli insanların yanında biraz deneyimlemek gerekiyor. Şöyle mi anlayayım hocam? Bu kurslara gitmeden önce en az 2 yıl bu alanda çalışmaları, çocukla birlikte, evet, eğer çocukla çalışacaklarsa ve duyalgı motor, ailesi ya da floor time'ı kullanacaklarsa bunu bilen bir fizyoterapistin yanında çalışmalı. Daha sonra böyle bir kursa gidip bilgilerini geliştirmeli. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu dalda pek çok kişi, ki yetkisi olmayan insanlar, hani şöyle söyleyeyim, duyu bütünleme ya da floor time almak için, floor time biraz daha farklı ama duyu bütünlemeyi almak için fizyoterapist, ergoterapist ya da işitme konuşma terapisti olmak zorundasınız. Bunun dışındakilere bu şeyin tedavi ve değerlendirilmesini hiçbir yer vermez. Ama şu anda bizim şeyde herkes duyu bütünleme yaptığını iddia ediyor. Çünkü çok güzel bir alan ve şöyle söyleyeyim, potansiyeli çok yüksek. Hani fizyoterapide artık o kadar çok alıştık, işte sporcu sağlığı, ortopedi, şu. Tabii ki o alanlarda da olmalıyız ama o kadar çok yığılma olmaya başladık o alanlara. Ama bu alanlar da çok keyifli ve inanın tabii bu çok belki hoş bir şey değil ama potansiyeli çok yüksek bir alan. Ve oradaki çocuklara dokunduğumuz zaman hayatlarını değiştiriyorsunuz ve kalıcı olarak değiştiriyorsunuz. Ve orada fizyoterapist olarak biz de varız ve bu işi yapıyoruz ve hakkıyla yaptığımızı da göstermemiz gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu alanların olduğunu, böyle bir çalışma alanımız olduğunu da bence herkes farkına varmalı ve sahip çıkmalı. Fizyoterapistler olarak duyalgı, motor, bütünleme yaklaşımlarına ve floor time'e sahip çıkmalı. Peki biz ergoterapistler ve işitme konuşma terapistlerinden nasıl ayrılıyoruz bu anlamda hocam? Şöyle bir şey, bunu herkes kendi alanına nasıl diyeyim uyguluyor. Yani bir işitme konuşma terapisti kalkıp da bir seans sırasında duyu bütünleme terapisi yapmıyor. Ama o çocuğun işitme konuşma terapisini verirken onun sistemini bildiği için, hani ya çocuğum işitsel hassasiyeti var, ben şimdi bu çocukla da ayırt edicilikte sorun çekiyor, ben şu sistemi çalışırken şöyle yapayım deyip işine göre onu kullanıyor. Yani fizyoterapistler için de bu böyle. Ergoterapistler için duyu bütünleme onlar için sadece bir dal. Hani çok fazla detaylı şeylerini bilmiyorum ama onlar için sadece bir kullandıkları sistemlerden birisi. Ama fizyoterapistler motor cevabı olduğu için her zaman motor cevabının olduğu yerde bence fizyoterapi vardır. Ona çok iyi odaklanma gerekir. Ama işte o motor cevabı o çocuk verirken belki işitsel ayırt ediciliğinden dolayı sizin söylediğiniz uzun cümleyi anlamıyor. Ya da belki görsel uyarana çok açık olduğu için siz ona bacağını çektiriyorsunuz ya da bir yönerge veriyorsunuz ama o sırada o sizin üzerinizdeki işte kırmızı şeye takılabiliyor. Eğer bunları bilir ve ona göre çocuğa yaklaşırsanız uyguladığınız tedaviden maksimum performansı, başarıyı elde edebilirsiniz. Yoksa her zaman puzzle'ınızın büyük bir parçası eksik kalır. Peki hocam, bir de benim eğitimlerimden hatırladığım sensörik entegrasyon var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu yaklaşımın neresinde? Bu yaklaşımın zaten temeli sensory integration. Onların Jean Iris'in 1970'lerde başlattığı bir teknik. Ve o öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve zihinsel engelli çocuklar için bu yöntemi başlatmış. Bununla ilgili araştırma yaptıkları zaman bu site karşılarına çıkıyor. Duyu bütünleme ve sensory integration ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilmek, bu kurslarla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için de arkadaşlar bununla ilgili bir dernek kuruldu, Duyu Bütünleme Derneği. Oradan da yardımcı olabilirler. Evet, o zaman arkadaşlarımıza böyle bir çağrıda bulunalım. En azından bu dernekle iletişime geçtiğinizde hem alandaki etkin kursları almanız hem de daha sonra bu kursları deneyimlemeniz, bu kurslarda öğrendiklerinizi deneyimlemeniz ve bu alanda var olduğunuzu göstermek için bu derneklerde birlikte hareket etmenizi öneririz. Hocam, şimdi bizi vatandaşlar da dinliyor. Bu çok kafa karıştırıcı gibi. Yani ben sizi dinledim ve bir şeyler söylüyorsunuz. Bir vatandaş olarak çocuğumda nasıl bir şey hissettiğimde size gelin ve sizden nasıl bir fayda bulacağım? Şöyle söyleyeyim, duyu bütünleme vücut içinden ve dışından gelen uyaranları
senkronize edip cevap oluşturmamızı sağlıyor. Bunun 7 temel sistemi var. Vestibüler dediğimiz hareket sistemi, ama bu hepimizin bildiği koşma zıplama değil de orta kulaktan gelen denge ile ilgili bir kısım. Yani nasıl diyeyim, diyelim ki çocuğumuzun yaşının getirdiği kaba motor gelişimi de işte 18 aylık ama hala yürüyemiyor. İşte elinizi bırakmakta çok tedirgin oluyor. İşte tırmanamıyor, arabada midesi bulanıyor, kusuyor, geceleri uykuları çok rahatsız gibi şeyler olduğunda bu onun hareket sistemindeki hassasiyeti. Ama mesela bu çocuğu diyelim ki götürdüğünüz doktora hiçbir şey yok diyorlar. Ama işte oradaki sistem, duyusal sistemdeki hassasiyetin getirdiği kaçınma. Çünkü beyin orada şey diyor ona, ben bu hareketten tedirginim, yapma deyip çocuğun o hareketi deneyimlemesine engel oluyor. Dolayısıyla da çocuğumuz normal kaba motor gelişim ilerlemesini yapamıyor. Hemen aklımdayken şunu diyebilirim, böyle bir şey için hani çok bilinmiyor ama gelişimsel pediatristler var. Bu konuda oldukça deneyimliler. Hani çocuklarını bir çocuk doktorunun yanı sıra gelişimsel bir pediatriste götürürlerse bu konuda daha çok onlara yardımcı olur. İşte diğer sistem vücut farkındalığı. Vücut farkındalığı dediğimiz şey de şey gibi düşünün, dişçiye gittiğinizde iğne olursunuz, salyanızı kar ama o ağzınızı nasıl toplayacağınızı bilemezsiniz salya. Vücut farkındalığı da öyle bir şey. Çocuğunuz o vücudun farkında ama onu nasıl kullanacağını, o hızını nasıl ayarlayacağını bilemiyor. İşte sakar, düşen, hızlı koşan, nereye koştuğunu bilmeyen çocuklar olabiliyor. Bu tek başına görülen bir sıkıntı değildir vücut farkındalığı. Mutlaka ya hareket ya dokunsalla ilgili. Dokunsal da şöyle bir şey, işte kıyafet seçimi olan, nasıl diyeyim, etiketleri hep kestiren, belli dokudaki şeyleri giyen, banyo yaparken elini yüzüne bir şey dokunmasını istemeyen, ellerinin kirlenmesinden hoşlanmayan ya da eli çok ağzı kir içinde bunun farkında olmayan, yeme problemi gibi sıkıntıları olan çocuklarda da dokunsal sistemle ilgili bir sıkıntı olabiliyor. Kimisi uyaranı çok seviyor, kimisi uyarandan kaçınıyor. Burada en büyük yaşanılan sıkıntılardan biri bize gelen çocuklarda da gördüğümüz görsel. Görselci bir çağ geliyor. Görselci çocuklarımız ve aileler fark etmeden belki yorgunlukla ya da şeyle çok fazla çocuklara tablet veriyorlar. İşte telefon veriyorlar. Ve çocuk zaten görsel uyarana beyin haz aldığı için bu uyaranı istiyor. Siz o haz aldığı uyaranı daha fazla verdiğiniz zaman ne oluyor? Çocuk bu sefer sizinle olan birlikteliğini azaltıyor. Onun için görsel uyaranla ilgili böyle bir sıkıntı yaşadığında ya da gecikmiş bir konuşma, bakıyorsunuz çocukta gecikmiş bir konuşma var ama altta yatan hiçbir fizyolojik şey yok. Duyu bütünlemedeki en büyük sorun, yani sorun da demeyeyim de, bu beyinden gelen herhangi bir uyaran eksikliğiyle ilgili bir şey değil. Yani beyinde bir hasar yok. Sadece onun algıları ya çok açık, yani ya bu şeyi seviyor ya da bundan kaçınıyor. Onun getirdiği cevap veriyor. Mesela dokunma savunmacısı bir çocuk kreşte çok büyük sorun yaşıyor. Çünkü kreş kalabalık, herkes ona dokunabilir. İnsanların ona dokunma şeklinden hoşlanmıyor. Çünkü gerçekten beyin ona o algıyı aldığında rahatsız oluyor ve ona kaçın diyor. Dolayısıyla kreşte bu sıkıntıları ya da okul döneminde ya da işte çok hareketli çocuk durmak bilmiyor. Ailesini sinir etmek için bunu yapmıyor. Gerçekten duramıyor. Yani sistem bu. Ve doğuştan geliyor. Yani sonradan kazanılmış bir şey değil. Hocam o kadar güzel şeyler söylediniz ki birçok aileyi rahatlatıcı bir yaklaşım ve fizyoterapistler artık bu danışmanlıklarında yani kişinin egzersiz de başta olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinde çok temel, çocukla ilgili çok temel bakışlar. Ama biraz önce söylediğiniz gibi sadece çocukta değil, her yaş grubunda biz karşılaştığımız birçok probleme adapte edebileceğimiz bilgiler bunlar. O yüzden bu fizyoterapistlerin bu duyarlılığın artılması gerekiyor. Bu alana mutlaka ilgi duymaları ve geliştirmeleri gerekiyor. Ve bir o kadar da kendilerinden hizmet bekleyenlere bu anlamda da yardımcı olmaları ve tedavilerin bir parçası olması gerekiyor. Çok güzel söylediniz hocam. Çok teşekkür ederim bu güzel konuşmanız için. Ben biraz önce üç konuda özellikle otizmle, disleksi ya da öğrenme güçlüğünde söylemiştim. Ayrıca bir şey söylemek ister misiniz? Siz bu yaklaşımlarla neleri fark ediyorsunuz hocam?
biraz önce sizle konuştuğumuz o farklı durumları yakalamak adına? Bazen şöyle olabiliyor. Mesela size doktorlar çoğunlukla yönlendiriyor ki bu işi doktorla birlikte yapmak gerekiyor. Bu yönlendirme sırasında bazen şunları yaşayabiliyorsunuz. Mesela size diyor ki işte hareket sistemindeki işte gelişiminde bir gevşeyi var. 18-19 aylık olmuş hala yürümüyor. Siz deneyimleriniz ve yaşadıklarınızla bazen şunu da görebiliyorsunuz. Ya şey diyorsunuz hocam tamam doğru da ya bence bu nörolojik bir şey. Bir nöroloji görsün. Çünkü bir süre sonra fizyoterapist olarak ve de yaşadığınız deneyimle o ayrımı da yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz bu tek başına sensörü yani duygu tüneme bozukluğu değil. Buna eşlik eden bir kromozom anomalisi olabiliyor. Bir başka bir ben hiç duymadığım genetik şeyler çıktı, hastalıklar çıktı ama aradaki o farkı yakalayabiliyorsunuz. Hani duyu bütünleme değil diyorsun. Yok ya bu başka bir şey. O da yaşadığın tecrübelerle işte fizyoterapinin getirisiyle elindeki her bilgiyi kullanmayı bileceksin. Ben bunu öğrendim. Yani sana ben anneliği de kullanıyorum, tecrübeyi de kullanıyorum. Çünkü çocuk söz konusu olunca o alet çantanın içinde her şey var. Sen ihtiyacın olanı çekip almayı bilmelisin ve ona ne kadar ergumanını arttırırsan bir çocuğa ya da herhangi bir dalga hangi şeyde o kadar çok altın olur. Ben bunlara başlarken hep şunu demiştim. Bana da başta şey demişlerdi. Yani sen fizyoterapistsin, bu seni ilgilendirir. Niye ilgilendirmesin? Ben çocukla uğraşıyorsam ve benim o çocuğa yaklaşımıma katacak bir artısı varsa her şey beni ilgilendirir. Ben bu arada davranış ABA terapisi de aldım. Çünkü davranış ne bilmiyorum ki dedim ki ya dedim bu ne ki? Hani davranış diyorlar. Yani ben bu işin içine girdiysem bu teknikte varsa ha benim de öğrenebilme yetkim varsa ben niye bunları almayayım ki? Ne kadar fazla şey bilgiden şeyle korkmayacaksın. O kadar bütüncül yaklaşabiliyorsun. Evet. Bence o yüzden ön yargı olmamalı. Bu benim işim dememeli. Burada gri alanlar etik olarak duracağımız noktalar önemli. Ve işbirliklerini yakalamamız ve bu işbirliklerinde ekip ve etik anlayışına uygun hareket etmek esasında mesleğimizin otonomisine uygun uygulamalarımız için gerekli. Ben çok memnun oldum bu sizin bakışınızdan ve çok az fizyoterapist bu alanda çalıştığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet. Bu çok az fizyoterapist de çocukta çalışıyor. Tabii çocuklar için büyük bir şans ama ne dersiniz hocam? Erişkinde özellikle daha ileri yaşta, yaşlılarda mesela Alzheimer'da belki demansta onların da bu hassasiyetlerini anlayan yaklaşımlarla bu yaklaşımlar gelişebilir mi? Bu konudaki fikrinizi alarak son sözlerinizi almak istiyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Kiminle çalışıyor olursanız olsun karşınızdakini anlayabilmeniz çok kıymetli. Sizin için de onun için de. Düşünebiliyor musunuz? Bir terapistiniz sizin işitsel hassasiyetinizin farkında ve ses tonunu yükseltmeden sizinle konuşuyor. Mesela dikkat edin bir düşünün. Bazı hastalarınız çok hafif böyle konuşur. Bazı hastalar. Şimdi siz o kişinin o profilini yakalayıp ona göre yaklaştığınız zaman karşı tarafa verdiğiniz mesaj ben seni anlıyorum. Bu o kadar kıymetli ki. Bir insanı çözebilmenizi sağlıyor duyusal sistem. Şimdi hiperaktif, kıpır kıpır bir insana siz yok sen burada oturacağım, şöyle yapacağım demeniz doğru bir öneri değil. Çünkü o ondan keyif almıyor. Ya da çok sakin, işte vestibüler uyarandan kaçan birine de hadi kalk hızlı hızlı yürü demeniz ona çok absürt. Çünkü o zaten hayatında öyle bir şey yok ki. Yani bu çocuk için de yetişkin için de aynı şey. O size o büyük artıyı kazandırıyor. Karşınızdakini anlamanızı ve bunun için önce kendi sisteminizi anlayacaksınız ki kendinizi kontrol edip karşıya göre sisteminizi düzenleyebilirsiniz. Karşıyı anlamanız da çok kıymetli. Bunu hissettiği zaman nasıl diyeyim danışmanlık verdiğiniz kişiyle çok ciddi bir güven bağı kuruyorsunuz. Bu da bence en önemlisi. Bu çocuk için de güven olmadan hiçbir şey olmaz. Güveni de sağlayan da karşılıklı bu anlama. Harika. Bizi de çok iyi anladınız ve çok iyi anlattınız. Hocam çok teşekkür ederim bu geceki sohbet için. Çok uzun zamandır planlamıştık ama çok keyifliydi gerçekten sonuna kadar.
Ben Can Yörek'ten çok teşekkür ediyorum. Hem mesleğim adına hem de bu alanda ihtiyaç duyan bütün herkes adına bu gelişmeleri yakaladığınız, alanda bu kadar emek verdiğiniz ve bu yaklaşımları geliştirdiğiniz ve gençlere aktardığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Son olarak sözlerinizi alıp veda edelim istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım bu alanda biz de varsın demeleri için bekliyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Teşekkür ediyorum.